bana daha önce de sormuşlardı. Yani otomobillerin, elektrikli otomobillerin önündeki aslında bugün en büyük engel pil. Yani siz bir pilli bir elektrikli bir otomobilin her gün şarja takmanız kadar anlamsız bir şey olamaz. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bundan uzaklaşabilecek bir yapının oluşması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki en iyisini beklediğimiz takdirde, şimdi Atari'yi hatırlayalım veya birçoğunuz hatırlamıyor olabilir. Ama Atari'nin bugünkü fiyatı enflasyona bağlı arttırıldığında, araştırdım oradan biliyorum, 860 dolar. Yani Atari'deki o Atari'yi o zamanlar ne kadar heyecanla kullanıyorduk. Ama şimdi baktığımızda ne kadar komik ve aptal bir alet olduğunu görüyoruz. Veya Sony'nin çıkardığı transistörlü radyonun da, yani başarılı bir radyoydu, elektronik radyosunun diğer radyolardan teknolojik olarak bir parça ileri olduğunu ama çok çok da ileri olmadığını görüyoruz. Yani biz dünyada en iyi çözümü bekleyene kadar hiçbir şey yapmamak yerine mutlaka bazı çözümlerin, hazır olan çözümleri kullanarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu bir Atari oyunu değil. Yani siz bir otonom araç yapıyorsunuz ve bu otonom araç şu anda yapılan araştırmalarda ki yüzlerce ülkeden 40 milyona yakın giriş yapılmış. 40 milyona yakın giriş yapılmış ve fikir sorulmuş. Demişler ki aracın önünde bekleyen bir çocuk var ve bastonla yürüyen bir yaşlı var. Eğer araç kontrolden çıkarsa ve ikisinden birine çarpmak zorunda kalacaksa hangisine çarpmalı diye. Ve Doğu ülkelerinde yani Japonya, Çin vesaire gibi Doğu tarafındaki ülkeler yaşlının kurtarılması gerektiğini ama Nordik ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri veya Batı geçmişte bu artacak şekilde bebeğin kurtarılması gerektiğini. Peki daha önümüzde henüz bununla ilgili bir karar yok. Yani araç kimi koruyacak? Veya araç kaza yaptığında tabii ki kara kutusu olacak. Biliyoruz. Kimin suçlu, kimin suçlu olmadığı ortaya çıkacak. Ama burada suçlu kim olacak? Yani seviye 5 bir araçta, direksiyon olmayan bir araçta, araç kaza yaptığında tabii ki kaza yapma olasılıkları çok da azalacağını biliyoruz. Ama elbette kaza yapacaktır. Kim suçlu olacak? Üretici şirket mi, kullanıcı mı? Dolayısıyla bunların tamamıyla oturması gerekiyor ki otonom araçlar devreye girebilsinler. Yani otonom araçlarla ilgili tabii seviye 5'e gelmeden önce mutlaka AR, VR'lar kullanılacak. Yani seviye 4'te AR, VR kullanılacak. Head-up display'ler kullanılacak. Zaten otonom araç yapay zeka içerecek. Yani işte dediğim gibi bir sürü kararı kendisi vermesi gerekecek. Makine öğrenmesi mutlaka bu işin bir parçası olmak zorunda. Dolayısıyla otonom araç aslında baktığımızda demin de bahsettiğimiz gibi dünyada şu anda geleceğimizi etkileyecek bütün teknolojileri içeren bir yapı olacak. Şimdi bu yapının bugün şu anda işte General Motors'a bakın, Fiat'a bakın. Yani otomobillerinize bakın. Bu otomobillerinizin şu andaki zekalarına bakın. Ve bu zekayı üreten firmaların böyle teknolojileri içine alabilip alamayacağını düşünün. Yani bir buzdolabı üreticisi veya bir çamaşır makinesi üreticisinden bir uzay aracı yapmasını bekleyemezsiniz. Veya daha sofistike bir cihaz yapmasını bekleyemezsiniz. Yani belki 5 dolarlık bir şey kartı olabilir. Bilgisayar kartı kullanabilir olabilir. 10 dolarlık bir akıllı kart kullanıyor olabilir. Bilgisayar
Raspberry kullanabiliyor olabilir. Ama siz bir otonom araç yapabilmek için bu firmaların tek başlarına, kendi başlarına bu işleri beceremeyeceği aşikar. O yüzden konuşmamın başına tekrar dönüyorum ki, o yüzden Apple'a herkes elbise biçiyor. Apple'da otonom araç, elektrikli araç işine girmesi bekleniyor. Bu kadar yüksek teknolojiye sahip, bu kadar şeyi içinde barındıran bir firmanın otonom teknolojisinin içinde olması bekleniyor. Nasıl Google Waymo ile beraber otonom teknolojisinin içindeyse mutlaka Apple'da olmak durumunda. Belki Yandex de oradan çıkacak veya Yandex'i birileri satın alıyor olacak. Yani bu yolda herkes birbirini satın alacak, öyle gözüküyor. Birleşecek ve o piramidin tepesine doğru hem firma sayısı azalacak hem de içinde barındırdığı teknoloji sayısı artacak.